Ya açıkçası tabii dünyanın gözü buradaydı Putin'le Erdoğan'ın görüşmesinde biliyorsunuz. Çünkü Erdoğan Putin'le olumlu ve açık görüşebilen tek NATO üyesi, ülkenin lideri. Şimdi burada benim sabahtan beridir özellikle geldiğimiz saatlerden beridir gözlemledim. Erdoğan'a yönelik çok böyle büyük bir hem saygı var hem bir ilgi var, alaka var. Onu bir kere hissettiğimi söyleyeyim. Tabii işte hangi konular? Özellikle işte Rusya-Ukrayna savaşı malum. O önemli bir konu. Orayla alakalı zaten çok böyle basın açıkta çok önemli mesajlar verdiler. Türkiye'nin arabulucu olabileceği yönde Erdoğan zaten böyle bir açıklama yaptı. Ticaret, turizm konularında işte 55 milyar dolar ticaret var. Bunu 100 milyar dolara çıkartma noktasında işte konuşuldu. Tabii işte nükleer santral konusu, özellikle Sinop'taki nükleer santrali birlikte yapma arzusu gördüğümüz kadarıyla var. Bu tabii önemli. Ve tabii şimdi herkesin merak ettiği konu. Değil mi? Esad konusu gündeme geldi mi? Evet, Suriye konusu gündeme kesinlikle. geldi mi? Kesinlikle. Geldi. Şöyle bir şey var. Şimdi tabii bu görüşmelerin bir basına yansıyan kısmı var. Bir de işte basına yansımayan kısmı var. Malum Esad'ın biliyorsunuz. gelebileceği Yani falan kameralar önünde. konuşuluyordu Murat Bey. Yani mesela öyle bir şey bugün olmadı zaten. Öyle bir Olmadı. Ya şimdi şöyle bir durum var açıkçası. Şimdi ben işte toplantı sonrası zaten işte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işte gördük. Onu söyleyeyim. Çok böyle keyfi morali yerindeydi. İşte Aliyev'le olan Cumhurbaşkanı görüşmesi de çok medyaya düştü, yansıdı. O tabii. çok tatlı bir an yaşanmış. Çok iyi. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la çok böyle uzun sohbet etme imkanımız oldu burada gazeteci arkadaşlarla. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç keza işte onunla sohbet ettik. Bu arada geçen programı izlediğini söyledi. Onu da Akif araya Bey not mi? olarak sıkıştırayım senin programa. Akif Evet. Bey mi? Ha, iyi, selamlarımızı Evet iletelim evet Akif buradan. Bey. Şimdi onlardan aldığım izlenimde gerçekten çok büyük kazanımlar var. Ben bunu bu şekilde gördüm, bu şekilde algıladım. Açıkçası yani bugünkü görüşme inanılmaz olumlu geçmiş. Çok güzel geçmiş. Fakat tabii şöyle bir durum var. Şimdi İnsanlar şunu bekliyorlar. Ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da malum işte belirtti biliyorsun Esad'la görüşebileceğini. Ama bu işte sadece beyanla vesaire de olmuyor. Şimdi karşınızdaki muhatabınız da o noktada olması lazım. Ben kendi fikrim olarak söylüyorum. Kısa vadede hemen yarın öbürsü gün. Tabii Süleyman Demirel'in bir laf var biliyorsunuz. Siyasette 24 saat bile çok uzun zamandır Evet, demiş. evet. Her an Ne her şey güzel olabilir söylemiş. yani. Aynen öyle. Her an her şey olabilir ama benim aldığım izlenim açıkçası hemen işte belli bir tarih en azından. Türkiye'nin veya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi gibi bir planlama şu an için yok. Şimdi tabii benim yorumum olarak söylüyorum bunu. Net bilgi olarak hani söylemiyorum ama yorum işte aldım. İşte bilgiler, izlenimler vesaire onlara dayanarak söylüyorum. Burada tabii Rusya ve İran Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la karşı karşıya oturup birebir böyle bir inisiyatif alarak sorunları çözmesini çok da böyle bir istekli görünmüyor. Benim algıladığım bu. Şimdi bunun nedeni de şu. Son tahlilde onlar hala işte Rusya mesela büyük abi rolünü sürdürmeyi devam ettirmek istiyor. Bunun nasıl bir avantajı var Rusya için? Şimdi siyasette tabii şöyle bir şey var. Özellikle diplomasi çok uzun vadeli yapılması gereken bir şey malum biliyorsunuz. Yani hemen işte ülkeler 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla orada çıkarlar çatışması oluyor. Yani bazı konularda anlaşabilirsiniz ama bazı konularda anlaşamayabilirsiniz. Şimdi Esad'la birebir dediğim gibi eğer inisiyatif alıp karşılıklı görüşülmeye başlandığı zaman Rusya biraz daha kenara çekilmiş olacak. Ama şu haliyle stabil devam ettiği zaman işte Türkiye'nin karşısında da bir aktör olarak daha işte oturma şansı var. Şimdi bunu kaybetmek istediğini ben düşünmüyorum açıkçası. Hemen yani bugünden yarın. Ama zaten malum biliyorsunuz hepiniz de. Herkes biliyor. Uzun süredir zaten alt tarafta görüşmeler devam ediyordu. İşte istihbarat teşkilatları görüşüyordu. Alt kadrolar Bu görüşüyordu. görüşmeler Bunlar görüşmeye devam ediyor sürüyor ama mu? Sürüyor mu bu görüşmeler? bu görüşmeler sürüyor. Orada bir sıkıntı yok. Yani bu dediğim de şöyle anlaşılmasın yani. Rusya'yla çok olumsuz bir şey hani bu noktada varmış gibi de anlaşılmasın. Öyle bir şey yok kesinlikle. Fakat işte son tahlilde böyle bir şimdi öyle bir çetrefil durum var ki aslında şimdi maalesef bu bizim bölgemizde şöyle bir şeye dönüştü. Herkesin farklı çıkarları var. Şimdi bazı çıkarlar uyuşuyor. Mesela Rusya ile bazı çıkarlarımız uyuşuyor. İran'la uyuşuyor. Bazı yerlerde hatta belki nispeten işte diğer
Bazı devletlerle uyuşuyor, Esad'la uyuşuyor ama bazı yerlerde de uyuşmuyor. Şimdi dolayısıyla da burada biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda ülkelerle işte işbirliği yapmaya çalışıyoruz belli noktalarda veya ikna etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada bu bir süreç. Devamını tabii görmek lazım. Ama benim anladığım kadarıyla zaten işte bugün işte söyledikleri özellikle işte bu ticaret, turizm, keza işte Putin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Şimdi bunların tamamına baktığımız zaman nükleer santralde işbirliği. Bunlar aslında çok önemli konular ve Türkiye ile özellikle Rusya'nın önümüzdeki süreçte daha yakınlaşma, daha işbirliğini arttırma yönünde bir irade ortaya koyduklarını görüyoruz. Evet, Ben bunun Sayın tabii Erdoğan davet ediyor, değil mi Putin'i? Ayaküstü öyle bir tabii. o anda öyle bir Tabii. görüşme geçiyor O aralarında. davet Mutlaka ediyor gel. da en yakın zaman evet. O da geleceğini söylüyor zaten. Şimdi bu da önemli. Bir de tabii şunu da söylediler. İşte telefon diplomasisini işte telefonla ara ara görüştüklerini söylediler. Bu da önemli. Yani iki ülke arasında aslında sürekli olarak yüz yüze görüşme olmasa bile bir telefon diplomasisi zaten sürüyor. Evet. Bir görüş alışverişi yapılıyor. İşte baştan da söyledim zaten. Türkiye işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le olumlu ve açık görüşebilen tek NATO üyesi Doğru. ülke lideri. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Zaten işte bu sayede birçok sorun da şimdiye kadar çözüldü. İşte sağlık krizi biliyorsun başta olmak üzere Erdoğan'ın aldığı inisiyatiflerle bir noktaya getirildi. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Evet. Putin'le bu şekilde yakın ilişki kurulabilmesi, kurması. Aslında dünya açısından da iyi bir şey. Çünkü işte biliyorsunuz malum sürekli olarak böyle bir 3. Dünya Savaşı çıkacak, çıkmayacak bu konuşuluyor. Evet. Şimdi başka ülke liderleri de aynı şeyi söylemeye başladı malum. Dolayısıyla böyle bir şey de var, tehlike de var. Söyleyelim. Yani bölgede işte mesela bir taraftan bakıyorsun işte Gazze'de tansiyon bir türlü düşmüyor. Öbür tarafta işte Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyon bir noktaya gelmedi ama orada tabii şöyle bir şey de söyleyeyim. Bunu da özellikle hani belirtmek lazım. Sanki gene benim izlenimim, onu söyleyeyim. Rusya'da biraz daha böyle bir işte Ukrayna konusunda barışa yakın yani Türkiye'nin arabulucu olmasına böyle bir istekli gibi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten buna hazırız dedi burada. Bir bakalım ne olacak inşallah orada tabii bir tansiyon düşerse. Çünkü İnşallah böyle evet. bir bloklaşma dönemi yaşıyoruz gene. Yani birbirine karşı zıt bloklar işte dünyanın birçok tarafında bu savaş riskini artırıyor. Rusya Umarım o yani işte gerginliği burada düşürmek istiyor evet. anladığımız kadarıyla ve Türkiye'nin dahil olmasını sanki istiyor gibi bir hava var diyorsunuz. Ben öyle bir izlenim edindim. Bir de dediğim gibi yani şimdi son tahlilde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hem işte bir taraftan haftaya da biliyorsun NATO'ya gidecek. Evet. Yani burayla görüştü, buradan bir şeyler aldı, orayla görüşecek. Aslında bir köprü vazifesi de görüyor. Yani bu çok aslında önemli, dünya açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bunu tamamen objektif olarak söyledim. Yani herhangi bir işte motivasyonla falan söylediğim bir şey değil. Kesinlikle. Zaten bu aslında herkes de görüyor bunu. Şimdi burada belki bir tansiyon düşmesi olabilir mi diye düşünüyorum. Zaten daha önce işte İstanbul'da aslında sanki böyle bir barışa yaklaşılmıştı ama sonra işte devreye girenler bunu bozmuştu. Evet. Bozdu diye açıklamalar da gelmişti malum biliyorsunuz işte.